Koray Kamacı, Vatikan'ın gizli hocaları. Birkaç gündür çok sevdiğim, ilmine ve bilgisine her zaman güvendiğim İslami ilimlerde uzman bir hocamla sohbet ederken söylenenler kafamı çok karıştırdı. Özellikle konuştuğum hoca son zamanlarda ortalarda dolaşan sözde diyanete bağlı Vatikan menşeli hocalardan ve imamlardan bahsetti. Bunların birçoğu hakkında önemli bilgiler aktardı. Bazı hocaların çekirdekten yetiştirilerek Vatikan tarafından içimize sokulduğunu, bu hocaların İslam'ı bile bile yanlış anlattığını ve hatta birçoğunun cemaat veya tarikat menşeli olduğunu, bunların gayesinin özellikle İslam'ı farklı yorumlatıp Vatikan'ın istediği tarzda yanlış yönlendirilerek akıllarda dini tahribat yaptığını, hatta ve hatta dinler arası diyalog ve ılımlı İslam gibi projelere bazen açıktan, bazen de içten içe destek verdiği gibi çok önemli ve hazin olayların içinde bulunduğunu bizzat anlattı. Özellikle bazılarının çift taraflı çalıştığını Vatikan'ın hizmetinde gibi görünüp bazı sapkın Hristiyan tarikatlarla bağlantısından bahsetti. Vatikan'ın bu derece içimize kadar sarkıp kaleyi içten fethetmesi alem İslam'a büyük zarar vermektedir. Özellikle Afganistan, Irak, Suriye gibi yerlerde son derece sapkın tarikatların içinde sözde hocalar bulundurarak hem ajanlık hem de dini yanlış anlatma ve yorum anlamada çok yanlış uygulamalar yapmaları gerçekten çok önemli ve üstünde durulması gereken bir hadisedir. Özellikle baktığımız zaman Vatikan'ın özel kardinalleri aracılığıyla dünyanın pek çok yerinde gizli faaliyetler yaptığı bilinmektedir. Vatikan için Orta Doğu ne kadar önemliyse, Türkiye'de bu önemin içindeki en önemli hareket alanıdır. Vatikan, Türkiye'ye yaptığı bazı operasyonları dolaylı yoldan başka aracılarıyla kendini pek de deşifre etmeden yapmaktadır. Katolikliği yaymak için çalışmaktan ziyade Müslüman ülkelerde İslam'dan uzaklaştırmayı ve İslam'ı bazı değişik projelerle yozlaştırmaya çalışmaktadır. Bunun için geliştirilen ılımlı İslam projesinin doğum yeri olan Türkiye içindeki laik seküler anlayışıyla bu projeye en güzel öncülük eden ülke olarak biçilmiş kaftandır. Tam da bu noktada ruhban okulları çok önemlidir. Burada özel yetiştirilen gizli ilimlerle yoğrulmuş ve birçok özel tılsım ve büyü uzmanı bazı papazlar veya rahipler yetiştirilmektedir. Bunlar Türkiye'de etki alanı olarak birçok kişi ve çevreleri bu yönde etkilemektedir. Birçoğunun ismi bildiğimiz Ahmet Mehmet vesaire ama görevleri ve üstlendikleri misyon itibariyle içimize sızmış Vatikan ajanlarıdır. Bunlar son zamanlarda Türkiye'de çok önemli bir projenin denemesini de alenen ve etkili bir biçimde yapmaya başlayacaklardır. Vatikan'ın kendi ifadesiyle dinler arası diyalog misyonerliğin çağa uyarlanmış şeklidir. İslam'a karşı Haçlı seferlerini başlatan Vatikan yani papa bu sefer çağa uygun olarak üstte de yazdığımız gibi amaç olarak Hristiyanlaştırmak değil hakiki Müslümanlıktan uzaklaştırmak amacıyla hareket etmektedir. Bu kadar olan olaya rağmen hala milletimizin gözünün içine baka baka bu paslı hançeri milletimizin bağrına sokmaya devam ediyorlar. Papa 6. Pol'ün vizyonu gerçekleşmektedir. Çünkü dinler arası diyalog kilise misyonunun normal bir parçası olarak görülmektedir. Netice itibariyle dinler arası diyalog, Papalığın 2. Vatikan Konsili'nin 4. oturumunda kabul edilen Nastra Atate diye bilinen konsil metninde aktarılan ve 28 Ekim 1965'te Papa 6. Pol'ün onayıyla ilan edilen Papalığın 3. bin yıl hedefi olarak açıkladığı dünyayı Hristiyanlaştırma ve gerçek, hakiki ve de doğru İslam'dan uzaklaştırma projesinin bir yöntemidir. Bugün şiddet ve terörün İslam diniyle anılmasının da en büyük nedenlerinden biri budur. Bu üçüncü bin yıl hedefi gayet önem arz etmektedir. Vatikan bu hedef için bazen ekonomik, bazen siyasi ve bazen de etkili suikastlerle bu işi yapmaktadır. Ve son söz, bazen gerçek, hayalden daha gariptir. Koray Kamacı, Önce Vatan